Eğer siz bir hikmet nazarıyla bakarsanız ki bizim hizmetimiz Rahim ve Hakim ismine mazhardır. Dik durun. Her yerden ne geliyorsa o faaliyetlerle ayakta olduğumuzu görsün herkes yani. Ama bize ne dedi hocam? Asla elinizi paraya sürmeyin. Partiyi kurardım bu heriften de daha önce. Yapardık biz bunları. Daha çocukluğumuzda düşünüyorduk. Ama İhlas Lisesi'ni okuduk. Her şeyi terk ettik. Hele bir hoca ben de gördükten sonra bitti o iş. Öyle bir derdimiz yok bizim. Ben pek sürgün sayılmaz. Zaten ben buradaydım. Görevliydim yani. 2001'de gazetenin Avrupa temsilcisi olarak burada bulunuyordum. Firar etti, kaçtı, maçtı. Zaten buradayım. 1949'da Kütahya'da başladı yolculuğu. İlk yazılarını kaleme aldığı lise yıllarındaki derginin adı gibi ömrü de gurbette geçti. Mesela bu 8. sayısı. Hizmet hareketiyle lise yıllarında tanıştı. Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun olduktan sonra binlerce öğrenci yetiştirdi. Hayatını eğitime adamış bir idealistti o. Onlarca kitap kaleme aldı. Zaman Gazetesi'nin uzun yıllar genel yayın yönetmenliğini yaparken her imkanı bir hizmet vesilesi olarak görüyordu. Şehir şehir, ülke ülke dolaşıp hizmet hareketi gönüllüleriyle buluştu. Okulların açılmasına öncülük etti. Hedefi iyi insan yetiştirme çabasına ortak olmaktı. Soğan, nasıl komünizle mücadele derneği başkanı o zaman Saffet Bey. Ancak bu yolun bedeli ise ağırdı. 70'li 80'li yıllarda hapse atıldı. Bugünse hukukun askıya alındığı Türkiye'de müebbetle yargılanıyor. Abdullah Aymaz, Almanya'da Diyalog ve Eğitim Vakfı'nın mütevelli heyet başkanı. O şimdi sual edenlere cevap veriyor. Hizmet nedir? Temel prensipleri nelerdir hizmetin? Hizmetin şeyinde bu hoşgörü esası var. Herkesi kucaklama var. Üstad Hazretlerinin hani Kastamonu layıkasında anlattığı öyle bir kale düşünün ki her bir taşı dağlar büyüklüğünde, içinde İslamiyet'in de bulunduğu bir kaleyi tamir ediyoruz diyor. İnsanlık kalesi bu yani. İçinde İslamiyet'in de bulunduğu her bir taşı dağlar büyüklüğünde bir kale. Dolayısıyla bizim vazifemiz bu. Güzellikleri, İslami güzellikleri yaşayarak, bunlar insan evrensel değerlerinin dışında bir şey değil ki. Yaşayarak, anlatarak, efendim, Üçüncü Dünya Savaşı olmasın, insanlar barış içinde olsun, yani çoğulcu demokrasi meselesi olsun, bizim şeylerimiz öyle. Yani toplandığımız arkadaşlarla her şeyde ittifak edemezsin ki. Değişik fikirler var. Çoğunluk nedir? Budur. Onu yaparsın. O karar yanlış bile olabilir. Daha sonra tekrar oturur. Yine bir çoğulcu şeyle, anlayışla onu da değiştirebilirsin. Bu fiilen bunlar yaşanıyor, yapılıyor zaten yani. Hizmet Türkiye'de ve dünyada neler yaptı? Bu hizmetin bir güzelliği de bu. Yani birleştirici bir harç yani. Zamanla sadece Müslümanlar arasında, dindarlar arasında, sağcılar arasında değil, bütün herkesi kucaklamaya çalıştı bu hizmet yani. Bundan daha güzel ne var ya? Abant ne, bana anlatır mısın? Ya Türkiye, zaten gazeteci bir maksat da esas içte diyalogtu. Ya laik, antilaik, Kürt, Türk, Sünni, Alevi, Müslüman, Hristiyan. Gazeteler manşet, 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 bilmem nerede gazi olayları, şurada şu olmuş, burada bu olmuş. Ya paramparça bir şey. Ne yaptı hizmet Avant toplantılarıyla? Her fikirden insanı bir araya getirdi. Dinsiz de vardı, dindar da vardı, yani uçtan adam da vardı, şey de vardı. Ve hepsi oturup Türkiye için bir müşterek şeyler, bildiriler hazırlamıyorlar mıydı? Hizmet başka toplum kesimlerinin acılarına duyarsız mı kaldı? Gelin cami, cemevi beraber olsun.
Bunu yapmadı mı hizmet? Onların acısını duymasa ne gereği var? Zaten kör dövüş gidiyor Türkiye'de. Değil. Herkes kucakladı. PKK şeyine karşı kim ne çare bulmuş ki? Okullar açtı. Parası olmayanlar için okuma salonları açtı. Üniversite hazırlık gibi parasız şeyler yaptı. Çok çocuklar geldiler, üniversite okudular. Bu ne bu? Şimdi Kuzey Irak'ta bakın, iki tane üniversite, bilmem kaç tane kolej var. Ha biz çekildik, ayrı mesele ama devam ediyor. Bizim değil artık oralar. Ama o şeyle gidiyor. Orada o felsefeyle gidiyor. Yani insanlar işte Türkiye sevgisi var, Türkçe sevgisi var. Çocuklar niye kendi içimizde olanları kucaklamayalım? Ya? Kucakladı bunu, yaptı fiilen. Yani bunu yapacak falan diye teori söylemiyoruz yani. Yapılanı söylüyoruz. Türkiye'de yönetimi ele geçirme iddiaları için ne diyorsunuz? Öyle bir grup var ki yukarıda, Türkiye'de çok hayırlı işler yapan %99 insan yetiştirmiş ama kendileri kötü. Böyle bir şey var mı? Kendilerine bir bakalım bir. Bunu diyenlerin bir bakalım yani. Türkiye'nin haline bir bakın bakalım. Rüşvetsiz bir iş dönüyor mu? Var mı? %99'u bilmem ne olanlar o millete hayır getirirler mi? Tersinden bakın bir de bakalım, hep bize böyle bakıyorsunuz siz şimdi. Böyle bir şey yok. Olamaz zaten. Ama şu var bakın. Eğer babam 2011'de vefat etti, Allah rahmet eylesin. Hayatta olsaydı mesela. Türkiye'de televizyon seyrediyor adam, gazete okur. Öyle bir şey var ki, algı operasyonu var ki, biz millet olarak asker milletiz. Yani yukarıdan gelen emirler, devlet bir şey diyorsa semadan gelmiş gibidir yani. O bile beni bilmiyor mu? Biliyor. Ya acaba bizim bilmediğimiz bir şeyim var bu oğlanın böyle gizli falan. O bile söyleyebilirdi. Niye? Bombardıman var kardeşim. Ve bir de biz millet olarak asker millet olduğumuz, yukarıdan gelen devlet bunu yapıyorsa, devlet televizyonları bu yalanı, bu sahtekarlığı yapıyorsa, bu mafyalığı yapıyorsa ne yapacak halk? Bunu yapıyorlar bugün için. Babam bile benden şüphelenebilirdi. Babam yani benim. Hizmetin Türkiye'de gizli gündemi mi vardı? Biz sızmışız. Nereye sızmışız biz? Bu ülkenin parçasıyız ya her şeyimizde. Varımızda yoğumuzda yani. Niye bize yasak yani? Diyorlar ki işte siz sızmışsınız. Neye sızacağım ben ya? Sen önümü almışsan ben de girecek yol arıyorum ya. Başka çarem yok ki. Ondan sonra da bunlar vay şöyle vay böyle. Ya bunun hesabını veremez kimse yani. Hocaefendi'ye attıkları iftiraların, bizlere yaptıkları bu zulümlerin bunun hesabını hiç kimse veremez yani. Biz sanki oradan buradan düşman ülkelerden sızmış gelmiş insanlarmışız gibi yani. Öyle bir şey yok kardeşim. Biz yaşadığımızı söylüyoruz. Masal anlatmıyorum ben burada yani. Şimdi sen kalkıyorsun bu insan hakkında şüphe uyandıracak laflar etmeye çalışıyorsun. Allah razı olur mu buna yani? Biz yaşadık bunları, gördük. Benim ne işim var burada? Partiyi kurardım, bu heriften de daha önce yapardık biz bunları. Daha çocukluğumuzda düşünüyorduk. Ama İhlas Lisesi'ni okuduk, her şeyi terk ettik. Hele Hoca Efendi gördükten sonra bitti o iş. Öyle bir derdimiz yok bizim. Ama Allah hani bir şeyimiz yok. Kendi akademik bir çalışmamız yok. Şu amatör ruhuyla her yere gittik. Ve kabul gördük. Bilmem ne örgütü bunu tutturamadılar dünyada. İnanmıyor ki dünya. Koskoca hayatın her şeyinde olan, insanları bulunan, entelektüel bir şey sahip bir cemaat. Bu kadar zulüm var. Damarımıza dokunduruyorlar. Kelepçe vurup kızlar, kadınlar, çocuklar, yavrular şeyde köpeğe soruyor annem nerede diye. Bunu dünya görüyor. Ama bizden çıt yok. Var mı böyle bir terör örgütü dünyada? Bunu dünya bunu görüyor. Dünyaya biz en büyük dersi verdik yani. Dünyada bir sivil itaatsizlik diye
Mahatma Gandhi'nin vardır, bir de bizim var. Ya bu kadar entelektüeli, her tarafta şeyi olan, mensubu olan, ata ata bitiremedikleri bir hizmet, eğer öyle bir şeyle yetiştirilmiş olsa baş edebilir misin sen? Dağdaki eşkıya değil ki bunlar ya. Ama yok öyle bir şey. Ama şu var. Eğer ben vaaz ederken dedi Hoca Efendi, öldürseler, etimi parçalayıp köpeklere yedirseler, sokağa dökülmeyeceksiniz. Sakın yakanıza yapışırım ahirette. Bu terbiyeyle yetişti bu millet ya. Bizim arkadaşlarımız hepimiz böyle. Biz boyun bükmüşsek kader hükmüdür, aman Türkiye'de bir şey olmasın, bir yanlışlık olmasın. E bunu dünya görüyor. İnandıramıyorlar. İnanmaz ki adam, aptal mı ya? Senin istihbaratın var, Alman'ın istihbaratı yok mu? İngiliz'in istihbaratı, Fransız'ın istihbaratı, Amerika'nın istihbaratı yok mu? Sen ne konuşuyorsan, onlar daha önceden bunlar dediler, sen yaptın bunu dediler. Senin planın bu dediler, biliyorlar bunu yani. Ha, orada ne yapıyorlar bu sefer? Şeffafiyet yok, bilmem şu yok, şurada şu olmuş, bu olmuş. Bunlarla milletin gözünü boyamaya çalışıyor. Yok bunlar aman şöyledir, böyledir. Evham verecek şeylerle. Ayrı bir algı operasyonu var yurt dışında da. Bunun da Allah hesabını soracak bunları yani. Burada da hani rahatsız etmek için tehditler, bu adam kaçırmalar var, şunlar var, bunlar var. Allah görüyor. İnsanlar da görüyor. Yani eğer bir devlet var karşınızda sizin ama ayaktasınız, bakın bütün ülkelerde iş devam ediyor. Birkaç kandırdıkları, parayla aldıkları devlet adamlarının dışında her yerde hizmet devam ediyor kardeşim. Öz eleştiri yapılıyor mu? Yaşananlardan nasıl dersler çıkarılıyor? Zaten sen mecbursun. Durum muhakemesi, muhasebesi yapmak zorundasın. Hadis-i şerif de öyle diyor zaten. Yani kendi şahsın içinde, ummi içinde. Ve bunu elden geldiği kadar arkadaşlar yapıyorlar, yapmaya çalışıyoruz kendi kendimize. Yani şunu hakikaten daha şöyle bir dikkatli olsaydık, şöyle hiç yapmamamız lazım. Ha burada ne yapmamız gerekir? Bunlar düşünce boş duran yok. Eğer siz bir hikmet nazarıyla bakarsanız ki bizim hizmetimiz Rahim ve Hakim ismine mazhardır. Mektubatta öyle yazıyor üstad. İşte büyük zatlar kimi Vedud ismine mazhar şu bu. Rahim ve Hakim ismi var. Yani hikmetli olarak hikmetle bakacaksın, merhametle bakacaksın bir şeye bakarken. Hizmet yeniden yapılanırken yerelleşme ne ölçüde gerçekleşti? Yönetim mekanizması nasıl işliyor? Yani daha önce de konuştuk. Hizmet hareketleri diyoruz. Çünkü her ülkenin, her bölgenin kendine özel şartları var. Dolayısıyla her yerde ayrı bir proje hizmet yani. Oranın şartlarını Türkiye'ye göre ayarlayamazsınız. Yani orada yetişmiş, artık yerleşmiş, oradaki arkadaşlar, hatta mesela Tanzanya'ya gitseniz hizmetin başında bir Tanzanyalı var. Yani mesela Kuzey Irak'a gitseniz artık orada bir Irak halkından yetişmiş bir insan var yani. Dolayısıyla hizmet çok şeyle elhamdülillah. Yani her bölgenin şartlarına göre kendi, yani ana felsefede bir şeylik yok. Nedir? Biz ilmi, fikri, evrensel değerlere bağlı bir hizmetiz. Ya temeli bunun efendim o evrensel değerlerin de kaynağı nedir? Semavi hakikatlardır. Yani ta temelinden bu hizmet kitap sünnet üzere kurulmuş. Temeli de karkası da böyle olan bir şey. Hakikaten yaşayarak kurmuş. Hoca Efendi bir teorisyen gibi değil yani. Yaşamış, bakmış, olaylara tamamen siyer felsefesiyle bakabilecek bilgiye sahip. Yani her sene bütün tefsir kitaplarını, fıkıh kitaplarını, hadis kitaplarını, kelam kitaplarını, tasavvuf tekrar ve tekrar günümüze göre yorumlayarak talebelerini okutan bir insan. Heyetler hizmet hareketinde ne yapıyor? Biz artık şeyde değiliz, icraatta bizim hiçbir şeyimiz yok.
bir kontrol de var. Orada da dikkat ederseniz yani şeyler denetimde var, kontrol de var. Arkadaşlar, fikir, düşünce, birikimimiz ne varsa sordukları zaman onun cevabını veriyoruz. Hizmet elhamdülillah gelişti. Adamlar yetişti, insanlar yetişti. Her yerde maşallah bir sürü arkadaşımız var. Hani bizler de yarın çekilip gideceğiz. Yani bunlar yeni yetişenler gelecek bu işin şeyinde. Yani birileri var da böyle oturmuş oradan. Öyle bir şey yok yani. Zaten dediğim gibi bu heyetler meselesi ta baştan beri böyledir. Neden? Yani insanların bir şey görsün. Bazen varızdır, bazen yokuzdur. Her heyetin içinde de biz. Bugün de olmayabiliriz. Şey değil ya. Ya birikimlerimizi anlatıyor. Sen geldiğin için soruyor, konuşuyor. Şimdi arkadaşlarımız diğer şeylerde geliyor. Daha işte bir arkadaş gelmiş Avrupa ülkesinden. Burada 3. bayram gün. Oturdu abi şunları yapıyoruz. Çok güzel aferin. Bunlar. Birikimimiz olarak ilave edeceğimiz bir şey varsa anlattıklarından memnun oluyoruz. İlave edeceğimiz bir şey varsa da söylüyoruz. Şöyle yapacaksın. Şunu şöyle. Böyle bir şey yok ya. Olmaz zaten ya. Hata ve suistimal iddiaları için ne yapılıyor? Elbette olur. İnsandır, noksandır, kusurludur, hatası olabilir. Hatanın büyüğü var, küçüğü var. Ona göre ikaz edersin, yaparsın. Zaten yani sizin de bir kendinize göre bir denetiminiz var. Denetim aslında nedir? Rehabilitedir yani. Onun bunun hatasını asıp ya biz haşa bir mafya değiliz, adamı ayağına sıkıp böyle bir şey yok. Allah rızası için. Bizim bir efendim ağır ceza mahkemesi gibi veya ahiretteki mahkeme-i kübra gibi böyle bir şeyimiz yok ki insanları ceza veriyor. Gönül pazarı bu, gelmiş etmiş. İkaz edersin şeyine göre. Değilse oradan dersin ki kardeşim bu uygun değil. Adamı görevden alırsın. Yani veya çoksa büyük mahkeme havale edersin. Bunu ben çözemem ki. Son dönemde sosyal medyada gündeme gelen hizmet içindeki tartışmaların üstünün örtüldüğü iddialarına nasıl bakıyorsunuz? Ya ne faydası var ki kapatmanın kardeşim? Bir faydası yok bunun yani. Tamam. Görevinden alıyorsun. Tam bitti. Onda diyorsun ki bundan kardeşim yani. Şimdi bunu hele 2,5 sene önce olmuş bir şey getirmek ki görevinden alınmış, mahkemeye intikal etmiş. Ben anlamıyorum yani. Yani bu ne, bunu böyle cafcaflı anlatılır, arkadan bir şeyle öbürden bir şey yani. Ya. Bir de hizmet şu anda bir tsunami geçirmiş, bir zelzele geçirmiş, yitiğini arıyor, bulmaya çalışıyor. Birileri kurban etmeye çalışıyor, sen de tekme vuruyorsun. Bak ben iyilik yapıyorum, al bir tekme de benden. Böyle bir şey var mı ya? İnsanlık var mı böyle bir şey? Hiç kimse demek ki hiçbir hatamız yok. Nasıl olmaz? İnsansın zaten, kusurlusun. Başına acizsin, fakirsin, muhtaçsın Allah karşısında. Olabilir. Herkes böyleymiş havasını vermenin. Onlar da öyle böyle bir eşkıya takımı şey yapmış da onlar götürüyormuş. Öyle bir şey yok kardeşim. Hizmette vazifeli kişilerin parayla ilişkisi nasıl olmalı? Ama bize ne dedi hocam? Asla elinizi paraya sürmeyin. Mehmet hocama da sorun yani. Elinizi siz paraya sürmeyin. Mali heyetler var. Esnaf bilir zaten. Siz para kazanmasında bilmezsiniz, harcamasında bilmezsiniz. Doğru. Paraya elini sürersen sen kendini bir şey zannedersin. Miras yedi gibi orada bu. Bu tehlikeli bir şey. Siz elinizi paraya sürmeyeceksiniz. Projenizi mütevilliye söylersiniz. Mali heyetler onlar kafalarına yatarsa yapar zaten. Siz parayla işiniz yok. Bu işin temeli bu kardeşim. Türkiye'deki zulmün duyurulması için neler yapılıyor? Gidiyoruz, görüşüyoruz. Derdimizi anlatıyoruz. Arkadaşlarımız anlatıyor. Maalesef hani devletler arası bir takım şeylerden dolayı çekimser davranabiliyorlar birileri.
Ticari münasebet var, başka şey var, şu var. Hukuk tanımaz biriler var Türkiye'de. Aman bizim insanımıza bir şey olmasını düşünebilirler ama sen her yerde çırpınıyorsun, arkadaşlar çırpınıyor. Anadolu'nun cömertliğini acaba dünyada başka bir İslam ülkesinde görebilir misin? Bütün evlatlarını, öğretmenlerini cömertçe bir dünyanın her tarafına gönderdi mi? Gönderirken maaşını da gönderdi mi arkadan? Gönderdi. Okulunun sırasını bilmem nesini de gönderdi mi? Gönderdi. Bunu kimse yapmadı. Türkiye unutulmuş değil, unutulamaz yani. Bu hizmetin merkezi. Bunlar geçici şeyler. Bugün bulutlu, yarın güneş. Öyle bir şey. Sadmenin içindeyiz. Ve biz şu anda dediğim gibi tsunami sonrası, zelzele sonrası yitiğimizi bulmaya çalışıyoruz. Biz fırtınadayız. Birbirimizi tutunarak ayakta durmaya çalışıyoruz. Hizmet gönüllüleri sosyal medyayı nasıl kullanmalı? Herkes elinden geleni yapmalı. Hani bir başkasına iftira atmadan, başkasına bize yakışmayan üslupla cevap vermeden, konuşmadan mağduriyetle dünya duyurmasak nereden bilecek insanlar, değil mi? Bu mevzuda çalışma yapmaları lazım. Bakın, Hüsnü Mübarek düştükten sonra Arap gazetede bir karikatür çıktı. Güya Hüsnü Mübarek ölmüş. Kabirde arkadaşları soruyor diğer ruhlar. Hel darabuk, hel kateluk. Yani seni dövdüler mi, seni öldürdüler mi? Hüsnü Mübarek ne diyor? Facebook, Facebook, Facebook diyor. Yani bu bir güç bir noktadan. Biz niye bundan istifade etmeyelim yani? Doğruları niye yazmayalım? Yapılan zulümleri dünyaya niye duyurmayalım yani? Ama üslubumuz belli. Kimseye iftira atmadan, üslubumuzu bozup efendim kötü söz söylemeden bizcesi yani. Hizmet mensuplarının nasıl bir gelecek vizyonu olmalı? Daha neler olacak bilmiyoruz biz. Dünyaya siz yayılmazsanız olmaz. Hocam benim çok güzel bir sözü var. Daha 2002'lerde falan söylemiş. Tohumun sırrını toprak çözer diyor. 93'ten beri de ne diyor? Bir tohum gibi dünyaya dağılın diyor. Dünyaya dağılın. Hamallığa razı olun, dünyaya dağılın. Beklentiniz olmasın. Güzellikleri yayın. Tohum toprağa gömüldüğü zaman ne oluyor? Sırrı çözülüyor. Sen de bir toplumun içine girdiğin zaman, entegre olduğun zaman, vazgeçilmez dostluklar, arkadaşlıklar kurduğun zaman, illa bir misyoner gibi çalışman gerekmiyor ki. Senin haline bakıyor adam. Efendim, ona göre sana sorular sor, sen de cevap veriyorsun. Senin sırların çözülüyor bir nevi. İslami güzellikler anlatılıyor. İnsan bu güzelliğe meyyal yaratmış Cenab-ı Hak insanı. Mesele bu. Ve bak, şunu da söyleyeyim. Bu hizmetin kerameti üçtür diyor 10. Lama'da işte. Sadece orada üçten bir tanesi anlatılıyor. Şefkat tokatları. Halbuki birincisi şu. Allah hizmet zeminini hazırlar. Hizmet edecekleri sevk eder. Zemini önce hazırlar Cenab-ı Hak. Hizmet edecekleri sevk eder. Burada da kader, denk noktası diye bir şey var. Mesela şöyle diyelim. Eğer Sovyetler 1980'de dağılsaydı, 1982'de veya 83'te bize gelip öğretmen verin, okul açalım, bizim burada yetişmiş öğretmenimiz yoktu ki. Ama 1990'da dağıldı, 92'de geldiler, öğretmen istediler, 600 öğretmen gitti ortası ilk. 93'te 2000 öğretmen gitti. Kader denk noktası. Kıyamete ayarlı bir hizmet bu. Kıyamete ayarlı. Kimsenin onu silip atma gücü yetmez. Moralimizi sağlam tutacağız. Muhasebemizi iyi yapacağız. Dik durun. Yani.
elinizden ne geliyorsa o faaliyetlerle ayakta olduğumuzu görsün herkes yani. Bütün bu sadmelere, bu darbelere rağmen. İlerisi inşallah biz öyle ümit ediyoruz. Bunlar işte havanın şey gibi geçici şeyler ama ne kadar sürer onu Allah bilir, biz bilemeyiz. Bunlar geçecek şeyler inşallah. İyi insan yetiştirmek için çalışıp vefa, fedakarlık, dostluk ve cömertliğin en güzel örneklerini veriyorlar. Kimi hapiste, kimi sürgünde, kimi de dünyanın dört bir yanında iyilik bayrağını taşıyor. Şimdi onların konuşma zamanı. Hizmet bugün Türkiye ve dünyada ne yapıyor? Projeleri neler? 7'den 70'e harekete emek verenler yaptıklarını ve ümitlerini paylaşıyor. Durum tespiti, alınan dersler ve gelecek için atılan adımlar. Abiler, ablalar, esnaf, iş insanı, gazeteci, öğrenci ve yöneticiler. Farklı meslek ve kuşaklardan isimler hizmet konuşmalarında.